Şimdi bir ördek yumurtadan çıkıp doğar doğmaz ilk ne yapar? Neyi arar? Suyu arar. O suyu bulana kadar çayır çimen gezer mi? Gezer değil mi? Ve o arayış bitene kadar ne yapar? Sürekli acı çeker. Aynı insan da böyle. Yaratılışının ve fıtratının gereğini arayıp bulmadan o sıkıntılar, o acılar insanda da bir türlü dinmeyecek. Şimdi Hazreti Nuh'un suyun kaldırma kuvvetini bulması ve gemileri yürütmesi sonrasında Başka birisi de o olayı keşfetmiş suyun kaldırma kuvvetini ve demiş ki buldum buldum diye bağırmış değil mi? Şimdi biz de bir şey bulduğumuzda aynı böyle sevinçle bağlıyoruz. Buldum. Neyi buldum? Parayı buldum. Buldum buldum. Neyi buldum? Şöhreti buldum. İyi de bu buldukların acaba ne işine yarayacak? Kaç yıl işine yarayacak? Geçen yine bir sanatçıyı izledim de çok şaşırdım ya. Böyle bir kısa videosu denk geldi. Konserlerden çıktıktan sonra otelde yatağıma geçiyorum. Yorganı üstüme çekiyorum ve sabahlara kadar ağlıyorum diyor. Yani bunları bulanlar aslında hakiki bulunması gereken Allah'ı bulmadıktan sonra hiçbir şekilde kullanamıyorlar. Hatta ve hatta Allah bulunmadan ne bulunursa bulunsun yanına başına bela bulunuyor. Allah Allah. Şimdi demek ki insan önce neyi bulması lazım? Yaradılışının gayesini bu dünya gemisine onu kimin gönderdiğini bulması lazım. Bir insan bunu bulmadıktan sonra Allah'ı bilmedikten sonra yaratılış gayesini fark etmedikten sonra neyi bulsa boş. İnanın bana Allah'ı bulmadan ve Allah'ı bilmeden ibadetlerin ve o ibadetlerin içerisindeki en önemli namazın bile altı boş kalıyor. Allah'ı bulmadan ve bilmeden nasıl namaz kılıyoruz biliyor musun? Sanki böyle bir boşluğa secde ediyormuşuz gibi haşa namaz kılıyoruz. Öyle olmuyor mu? İman dersleriyle bardak dolup taşmazsa Sanki böyle sühre gibi değil mi? Eğildiğim kalktım oluyor. Kimin huzurundasın? Neden o huzurdasın? Amacın ne? Dünyadaki faydası, ahiretteki menfaati ne? Hiç bilmiyoruz. Sanki böyle boşluğa namaz kılıyor gibi gidiyoruz. Şimdi bu asır bilgi asrı ama bilgilerin ekserisi put hükmünde. Yani işe yaramaz bilgilerle dolu kalbimiz, işe yaramaz bilgilerle dolu aklımız. Şimdi bu bilgiler içerisinde bizim neyi bulmamız lazım biliyor musun? Bizi takvaya götürecek, kalbimizin içini dolduracak bilgileri bulmamız lazım. Eğer sende iç derinliği sağlamayacaksa, seni takvaya götürmeyecekse o bilgiden bir hayır gelmez. Eğer öyle bir bilgiden hayır gelseydi yaratılmışların en hayırlısı iblis olurdu. Hangimizde iblisteki bilgi var? Demek ki iblis kendinde var olan bilgilerin hiçbirisini menfaatine, faydasına kullanamamış. Demek ki böyle bilmek etmek yetmiyor. Allah'ı bilme iman noktalarındaki bilgiyi örmek gerekiyor. Şimdi bir ormanda sayısız ağaç vardır. Ama bir arı polen toplamaya kestane ağacından başlamışsa eğer o ormandaki bütün kestane ağaçlarını bitirene kadar başka bir ağaca gitmez. Bizim de bilgi noktasında aynı böyle sistematik hareket etmemiz lazım. Yoksa bir o ağaca konduk, bir onun dalına konduk, bir o meyveden yedik, bir öbüründen yedik böyle bir bilginin ne kadar çok olursa olsun bize faydası değil, aksine zararı oluyor. Demek ki bulma ve bilme noktasında Allah'ı bulanlar ve Allah'ı bilenlerin kurtulacağı bir asırda yaşıyoruz. Bir gün böyle bir tanesiyle konuşuyorduk da. Dedi ki ya hocam dedi, ben de dedi böyle bir zamanlar namaz niyaz işlerine sarmıştım dedi. Ondan sonra dünyadaki işlerim düzelmedi, işlerimin bereketi artmadı. Ben de dedi bu namaz niyazı bıraktım dedi. Allah Allah. Bak şimdi bilmenin yanlışına bak. Dedim ki abi dedim sen namaz kılarken ne diye niyet ettin dedim. Ya Allah'ın rızası için niyet ettim dedi. Ne diyeceğim ki dedi. Dedim ki sen yanlış niyet etmişsin. Şimdi senin amacın para bulayım meselesi ise eğer namazda niyet ettim Allah razı olsun diye değil, niyet ettim parayı bulayım diye başlaman lazım diye iftitah tekbirine dedim. Olur mu öyle şey dedi ya? E madem olmaz. Sadece Allah'ın rıza ufkunu kazanmak için kılınan bir namazda Paralarım, aman işlerimin bereketleri de yolunda gitsin meselesi acaba oluyor mu? İşte olmadığından kalbimiz sürekli huzursuz, işçi boş bir şekilde, bazen içi dolunmamış bir namaz bile bizi huzura götürmez bir şekilde hayatımız sürüp gidiyor. Şimdi biz şöyle bir namaz kılsak, o namazda Allah'ın bizden razı olup olmadığını anlayabilir miyiz? Nasıl anlarız? Nasıl anlarız biliyor musun? O namazı kılarken uçurumun kenarındaymışsın gibi, dünyanın her birisi çerçöp olmuş gibi, bir huzurda gibi namaz kılıyorsan, bil ki Allah da senden razıdır, o huzuru sana nasip etmiştir. Yoksa eğer rıza yoksa, bilgiler seni yanlış yere sürüklüyorsa, değil o namazdan murad almak, zarar bile alabiliriz. Allah muhafaza etsin. Ama dedi sen böyle diyorsun da dedi, bilmediğin gerçekler var dedi. Dünyanın meşgalesi, ticareti, geçim derdi gibi dedi. Şimdi onlar gerçekle bizim anlattıklarımız düzmece mi haşa? Hayatın gerçeği dediğine nedir yani? Geçineceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım değil mi? Zaten Allah'ın yarattığı buğday, Allah'ın yarattığı meyve sebze. Her birini yaratmış, bir yerlere koyup bizden bulmamızı istemiş. Zaten Allah'ın yarattığı şeyleri bir yerlerden toplamak için biz Allah'a mı vakit ayıramıyoruz? Ne kadar şuursuz ya değil mi? Şimdi Allah dileseydi bir ağaç gibi rızkımızı ayağımıza da gönderebilirdi değil mi? Allah diyor ki her birinizin rızkı garanti altında. Bir ağacın rızkı gibi adeta. Ya Rab madem garanti altında neden ben sağ solda arıyorum da sen oralarda gizli bırakmışsın? Niye biliyor musun? O rızkımızı zaten garanti olan, gramı gramına belli olan rızkımızı ararken dünyada bir hareket oluyor. Eğer o rızkı aramak olmasaydı şu kaza ören bu kazağa örmeye devam etmezdi. İnşaat yapan bir ustamız o inşaatın yüküne gitmezdi. Zaten rızkım ayağıma kadar geliyor bu harekete. Bu sıkıntılara ben niye gireyim derdi. Yani Allah Azze ve Celle zaten muayyen olan, belli olan rızkımızı sağda solda bir yerlere gizlemiş. Ne için? Dünyada hareket olsun diye. Başka ne için? Acaba kim dünyanın hareketine kanacak? Kim benim için namaza duracak? Sadakatini bana gösterecek diye. Ve bu imtihanı birçoklarımız kaybediyoruz değil mi maalesef? Dünyanın gerçekleri var bilmediğin. Allah Allah. Şimdi onlar gerçek, ahiret işi düzmece öyle mi? Subhanallah. Vallahi böyle akıl tutulması yaşanan bir akıldayız yani. Şimdi bu namaz ne kadar elzem mesele biliyor musun? Bir insanın durumu uygun değilse zekat vermesi olur mu? Olur değil mi? Peki bir insanın yine maddi durumu uygun değilse hacca gitmesi olur mu? Olur değil mi? Peki bir insanın sağlığı hiç el vermiyor, çok kötü durumda oruç tutması olur mu? O da olur değil mi? Ama bir insan aklını kaybetmediği müddetçe yatakta bile olsa namaz kılması olmaz biliyor musun? Bak ibadetlerin piştarı, İbadetlerin sert ağacı namaz namaz. Bak olaya bak. Gözünle ima ile bile olsa eğer şuurun yerindeyse sen o namazı kılacaksın. Ama bizde bunun farkındalığı yok. Şimdi fıkıhta bir kaide var. Onsuz farz olmuyorsa o da farzdır. Şimdi abdestsiz namaz olur mu? Olmaz. Demek ki abdest de farz. Onun biraz daha evveline gidelim mi? Neysiz olmuyor bu işler biliyor musun? Bu iman dersleri olmadan bir insan o namaza meyledemiyor. Demek ki onsuz farz olmuyorsa o da farzdır kaidesince bu derslerle bardağı doldurup taşırmadıkça insan hayatın geçici, ahiretin sonsuz olduğunu ve bu manada yapabileceği en kıymetli şeyin Allah'ın huzurunda yani namaz olduğunu anlamıyorsa bu derslerin hükmünü varın siz düşünün. Yani benim kalbim böyle tabi bu noktalarda hüküm verecek makamda haşa değiliz de Kalp ne diyor biliyor musun? Yani bu dersleri bilmeden bu hakikatlerin hiçbiri olmazdı. Bu dersler farz değil. Efraz, efraz. Allah'ı bulma ve bilme hakikati kalpte yerleşmeden hiçbir şeyi bir mümin yapamıyorsa o ibadetler farzsa bu manalar efraz hükmünde önemli geliyor bana. Tabi dediğim gibi yani biz haşa bu hükümleri koyabilecek makamda değiliz. Ama bu da bir hissiyattır diyelim ve içini dolduralım ki bardak taşsın. Ne olarak taşsın? namaz olarak taşsın. Buyurun okuyalım. Bismihi Subhanehu. 21. söz, 1. makam, 5. ikaz. Ey dünya perest nefsim. Dünya peres ne demek biliyor musun? Ben dünyanın işlerinden ahirete vakit ayıramıyorum demek. Dünya peres ne demek biliyor musun? Benim tek dünyam var demek. E kaç tane olacak dünya? Kaç tane var dünya normalde? Bir de ahiret yok mu? Gerçek alem. Sanal alem diye bir şey varsa bu dünya. Demek insanın iki dünyası var. Bir bu dünya, bir de hakiki alem, Sonsuzluk alemi ahiret. Dünya perest ne demek peki? Ben ahiret diye bir şeyin varlığına hareket etmiyorum. Benim için varsa yoksa bu dünyanın varlığı. Yani bu dünyaya öyle inanmış ki ahiretin varlığı gözünde sönmüş bitmiş gitmiş. Allah Allah. Şimdi insanın nefsinde bir hissiyat var. Kuvvetli bir hissiyat. O hissiyatın özelliği ne biliyor musun? Dünyanın küçücük lezzeti için ahiretini gözünü kırpmadan yakar. Denk geliyoruz duyuyoruz değil mi böyle olaylar? Öyle bir cümle kuruyor ki küfrü işmam eden Allah Allah. Bir anlık lezzet için bu cümleyi nasıl kurabilirsin? Öyle bir hareket yapıyor ki bir anlık lezzet için bu hareketi nasıl yapabilirsin? Demek ki bir insan bu huyunun yönünü değiştirse, aynı fedakarlığı ahiret için yapsa ne olur biliyor musun? Evliya olur evliya. Yani bir şey yakalacaksa ahiret değil, varsın dünya yansın demek. Şimdi bir insanın dünya perestlik damarı böyle azmışsa, coşmuşsa, bu dünya perestlik damarı çok yükselmişse mutlaka ve mutlaka insan bunun yönünü değiştirmesi lazım. Nasıl değişecek? İşte bu hakikatleri bile bile değişecek. Yani böyle abes bir dua olmaz inşallah da umarım şeytan gibi bilmeyiz. Her şeyi biliyorsun ama kullanamıyorsun. Mucibince tatbik edemiyorsun. Allah muhafaza öyle ilimden, öyle bilgiden. Evet. Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagiri dünyeviyenin yani dünyevi meşguliyetin kesetinden midir? Veyahut derdi maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Ya o kadar çok dünyam yoğun ki bildiğin gibi değil. Ben vakit bulamıyorum bu namaz işlerine anladınız değil mi? Bak bak şimdi cümleye bakar mısın ya şu cümleye? Ya bu cümleyi böyle ta çocuklu yaşlarda okudum Risale-i Nur'dan. Aman ya dedim ya hakikaten böyle insanın bütün bozuk ayarlarını düzelten bir cümle şimdiki cümle. Evet. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Yani sen dünya için mi dizayn edilip yaratıldın ki ahirete vakit bulamıyorsun? Allah Allah. Şimdi bir tane öğretmeni köye gönderseler. Köyde öğretmenlik yapacak. Tayini çıkmış. Osman Emice senin gibi benim gibi. Köyde de böyle bir lojman vermişler. Lojmanda kalıyor. O esnada lojmanın önündeki bahçeye de böyle biraz maydanoz ekmiş, domates ekmiş. o ekmiş işte. Aradan günler geçiyor. O maydanoz, domates işleri artıyor, artıyor, artıyor. Adam artık öğretmek için okula gidemiyor. Bir gün Milli Eğitim Müdürü gelip dese ki ya hocam sen ne yapıyorsun burada? O da dese ki vallahi hocam dese işler bildiğin gibi değil. Bu bahçeye böyle biraz maydanoz domates ektim ama aldı başını gitti ya ben bunlarla baş edemiyorum. O yüzden artık ben okulda öğretmenlik yapamıyorum dese. Allah Allah. Ne der o müdür bey ona? Ha, milli eğitim müdürü ne der ona? Ya hocam sen deli mi oldun, divane mi oldun? Senin vazifen öğretmenlik, öğretmenlik. Sen bu köye ne için geldin? Öğretmen olmak için. Lojmanda <laughs> ne için kalıyorsun? Öğretmen olmak için. Peki sen bu maaşı ne için alıyorsun? Öğretmen olmak için alıyorsun senin bir şeye vaktin yetmeyecekse diğer işlere vaktinin yetmemesi lazım bu işe yoğunlaşmaktan dolayı. Olayı görüyorsun değil mi? Aynı haldeyiz ha bak aynı haldeyiz. Gelmişiz dünyaya asıl vazifemiz kulluk. Yaratılış gayemizi unutmuşuz ve diyoruz ki ya bildiğin gibi değil çok yoğunum işler güçler. İşler güçler dediğine biliyor musun? Ottan meseleler. Yani Allah bilinmedikten, esas kulluk vazifesi yapılmadıktan sonra hiçbir işe yaramayacak, beş kuruş etmeyecek vazifelerden dolayı bir insan asıl temel vazifesini unutuyor. İşte Üstad onlara diyor ki, acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini dünyaya sarf ediyorsun diyor. Allah Allah. Bir insan bu dünyadaki işleri asıl vazifesini aksatmamak şartıyla yapar değil mi? Yoksa ne olur? O insandan vazifesi alınır. Az önceki öğretmen okula gitmemeye devam ederse öğretmenlik vazifesi alınır mı? Alınır. Bizden de insanlık vazifemiz alınır. Ve insanlıktan düştükten sonra hangi seviyeye düşeriz varın siz hesaplayın. Şimdi bu asırda şeytanın başka bir desi sesi daha var. Kulaklara fısıltıyor böyle. Diyor ki bir genç kardeş demişti. Abi ben ilerleyince tövbe ederim bu işleri çözerim demişti. Bilince görüyor musun yani? Şu mantığı namaz için kullansa namazı çok güzel kılacak halbuki. Şimdi dedim ki ya kardeşim ben şimdi sana böyle küfür edecek olsam. Ağız dolusu böyle bahra açılmamış küfürler böyle duyulmamış. Sonra da desem ki ya ben şimdi küfür ediyorum ama ileride de senden özür dileyeceğim desem. Kabul eder misin? Mümkün değil abi kabul etmem böyle bir şey dedi. Sen kendinin kabul etmeyeceğini Allah'tan nasıl beklersin peki? Aynı bu haldeyiz. Şimdi yapmıyorum ama ilerideki günlerde elimde değil ama işte Allah verirse orada da bir gün tövbe ederim diye. Böyle pazarlık yapanların maalesef yani böyle kurnazlık ederek Allah'ı çok farklı bir noktaya koymaya çalışanların kalbinin pek açıldığına şahit olmadım yani. Bunlar yapılmayan bir işten bile daha kötü bir şey yani. Kainatı dizayn edip her şeyin vaktini belirleyen Allah'a Vaktim yok diyorsun ve bunu 40 takla ile yapıyorsun. Bir insan sizi böyle aldatmaya çalışsa karşınızda siz de o insana karşı bütün güveninizi yitirirsiniz. Böyle bir durumdayız. Şimdi Üstad Hazretleri "Sen dünya için yaratılmadın" diyordu değil mi? Bu noktayı biz anladık. Başka bir vazifemiz var dedik. Şimdi burada da dünya için neden yaratılmadığımızı anlatacak. O yüzden şu soruyu soralım. Ey Üstadım, Bizim dünya için yaratılmadığımız nereden belli? Sen çünkü oradan başladın. Ben dedim ki namaz kılmıyorum çünkü dünyada çok işim var. Üstad da dedi ki ya acaba sen dünya için mi yaratıldın ki bütün vaktini dünyaya sarf ediyorsun? Şimdi ben de ikinci soruyu soruyorum. Üstadım madem öyle diyorsun. Peki benim dünya için yaratılmadığım nereden belli? Bak buyurun nereden belli? Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayatı dünyeviyenin levazımatını tedarikte İktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bizdeki cihazatlar serçe kuşundan daha kıymetli doğru mu? Ama rahatı bulma noktasında bir serçeden daha zavallı haldeyiz ha. Niye? Şimdi serçede geçmiş yaşadıklarının elemi var mı? Yok. Gelecek kaygısı var mı ya geleceğim nasıl olur diye? O da yok. Bu ne demek biliyor musun? Bir serçe kuşu bir insandan binlerce kat daha lezzet alıyor. O karpe diem diyorlar ya anın tadını yaşayabiliyor. Ya bizdeki cihazatlar serçeden daha fazla. Allah Allah. Belli ki bir şey için kullanılmak adına bu cihazatlar verilmiş ve serçedeki rahat huzuru bulmamızın imkanı yok. Şimdi Allah bu dünyada bir serçe kuşu gibi bizi huzur alalım diye gönderseydi. Çok affedersiniz. E dünyada da en çok huzuru hayvanlar alıyorsa eğer bizi insan değil hayvan olarak yaratması yeterli olurdu. Ama madem hayvan olarak yaratmamış, başka cihazatlar vermiş. Demek ki bu kadar cihazat çok affedersiniz bir hayvan gibi yaşamak için yedim, içtim, yattım, arpam, suyum geldi, yarın bir günde ölür giderim demek için verilmemiş. Allah Allah. Şimdi askerde birisine rütbe takılıp komutan yapılsa, o rütbe takılan komutan da hala askerdeki er gibi davransa o zaman rütbenin ne anlamı kalır? Hiçbir anlamı kalmaz. O rütbe sana takıldıysa demek ki senin normal bir asker gibi davranmaman için takılmış. Senin başka başka vazifelerin var. Rütbe verilmiş sana. Şimdi bize bir rütbe verilmiş, bir cihazat verilmiş. Belli ki benim affedersiniz bir hayvan gibi yedim içtim yattım uyudum dememem için başka manalar olsun diye o rütbe bana verilmiş. Eğer biz içtimaya gelmezsek, günde beş vakit sorguya gelmezsek rütbeyi veren bizden almasını da bilir. İnşallah aldırmamaya çalışalım. Buyurun. Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi asliyen yani asıl vazifen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayatı daime için say etmektir. Yani hakiki bir hayat için çalışmak bizim temel vazifemiz. Şimdi yine çok duyduğunuz bir laf var. Çalışmak ibadettir. Ya şimdi çalışmak başlı başına ibadet olsaydı, kusura bakmayın bugün böyle oldu da biraz eşekler evliya olurdu. Şimdi kıyas tam bu manada olduğu için mecbur bir cümleleri kullanıyorum. Çalışmak Kulluk vazifesini yaptıktan sonra ibadet. Anlıyor musunuz meseleyi? Şimdi nasıl böyle küçücük bir yoğurt koskocama sütü mayalıyor değil mi? İşte bizim de namazlarımız, namazların arasında yaptığımız küçük amelleri de mayalıyor ve toplu bir şekilde her birisini ibadete çeviriyor. Baştan alayım. Çalışmak başlı başına ibadet değildir. Eğer beş vakit namaz varsa aralarındaki çalışmak ibadettir. Çalışmak ibadettir dedik çalışmak uğruna bütün ibadetleri terk ettik gittik. Şeytan görüyor musun? Nereden bulsa yatırmış, nereden bulsa yatırmış. Şimdi bu şeytanın ayak oyunlarını bilmeden nasıl baş edeceğiz ya? Allah Allah. Evet. Bununla beraber meşagili dünyeviye dediğin çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın maleyani meşgalelerdir. Neden bu kadar böyle bizim hiç alakamız olmayan işleri karıştırıp duruyoruz? Mesela bakıyorum adam Gerçekten namaz kılmıyor. Beş işi var. Yani torununa bile yediremeyecek falan parası var. İslam'a da kullanmıyor yakinen bildiğim için söylüyorum. Beş bin tane daha işe girmeye çalışıyor. Ya arkadaş sen zaten yiyemezsin. Yani bunu biriktirmek dünyada insan olarak alacağın lezzeti bile kaçırıyor senden. Yani neden bu kadar malayan işler ya? Ya da bir tanesini görürsün. 50 saat bilgisayar oynar ama namaz kılamaz. Ya da başka birini görürsün. Bir kitaplar okur, bir kitaplar okur. Ama o kitaplar onun kemalini geliştirmez yani. Onu olgunlaştırıp mükemmelleştirmez. Namaza başını eğdirmez. Niye böyle alıyor? Şimdi insanlar bir şekilde huzuru arıyor bu dünyada. Ama bu dünya huzur yeri değil. Bu dünya ne yeri? İmtihan yeri. E imtihanda stres olur mu? Olur. İmtihan yeri ise eğer orada stres olacak bir şekilde. Allah Allah bak şimdi. Huzur isteyen ne yapacak o zaman? Bu dünyada meşakkat çekeceğim. Bu meşakkatlerimi de sevaba dönüştürüp benim ahirette huzur bulmam lazım. Şimdi böyle yanlış, gereksiz işlerle uğraşanların birçoğu huzuru da yanlış yerde arıyor biliyor musun? Huzuru sonsuzluk olarak yaratılmış bir ruha yani baki bir ruha sürekli fani şeyleri yani geçici şeyleri yedirerek sağlayamazsın. Yani sen o huzuru bu dünyanın kendisinden asla bulamazsın. Hep yanlış yerde arıyorsun huzuru. Şimdi bir gün hoca odunlukta yüzüğünü kaybetmiş. Çıkmış bahçede arıyormuş yüzüğünü. Hanımı demiş, ne yapıyorsun hoca demiş. Yüzüğümü kaybettim demiş. Nerede kaybettin demiş. Odunlukta kaybettim demiş. E bahçede arıyorsun demiş. E odunluk karanlık ne yapayım demiş ya. Şimdi aynı hesap ha. Başka bir diyarda var bu. İşte o sonsuzluk alemine açılan pencerenin adına biz namaz diyoruz. Yani huzur da arıyorsan namazın derinlikleri içerisinde. Şimdi zindanda böyle kapkaranlık tecritte kalmış bir adama. Şu kadar pencere açılar ne yapılıyor? Allah Allah güneşi gördüm diyor, bulutu gördüm diyor. Bak yaşayamıyor, iç içe yaşayamıyor. Senin pikniğe gittiğin gibi yaşayamıyor ama ne diyor? Oh diyor ya. Hatta önüne ne yapıyor? Bulduğu iki tane çiçeği önüne koyuyor değil mi? Allah Allah. İşte namaz o karanlık dünyadan sonsuz açılan bir pencere. Sen onu da kaparsan eğer dünyadaki karanlıklardan nasıl huzuru elde edebilirsin? Mümkün değil. Mümkün değil. Ana konumuzu tekrar hatırlatarak devam edeyim. Benim vaktim yok vaktim. Dünyanın işlerinden meşgalelerinden, meselelerinden vaktim yok ki ben namaz kılayım. Önce dedi ki senin dünya için yaratılmadığın çok belli dedi. Daha sonra verilen cihazlarla bir serçe kadar mutlu olamadığımızdan bunu ispatladı ve Üstad Hazretleri anlatmaya devam ediyor. Buyurun devam edelim. En elzemini <laughs> bırakıp güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumatla, bilgilerle vakit geçiriyorsun. Bak burada şeytanın büyük bir oyunu var. Şimdi mesela bir insan kitap okuyorum dese bir insana kitap okumak kötüdür diyemezsin. Ama o insanı Allah'ı tanımaktan uzaklaştırıyorsa inanın dolaylı da olarak olsa kötü oluyor. Şimdi şeytan bazı insanlara hadi gel kötülük yapalım diyemez. O insan buna kapalıdır. Bir takva elbisesi vardır. O yüzden şeytan ne yapıyor biliyor musunuz? İki tane doğru var. Daha az olan doğruyu seçtiriyor. Yani şuradaki doğruda Allah'ı bilmeyle ilgili bir şeyler okuyacaksın. Şuradaki doğruda aman öyle bir kemalat kazanacaksın işte astronomiden şundan bundan. Şeytan bir adama hadi gel kötülük yapalım diyemiyor seyyar ne yapıyor? İki tane doğrudan daha az olan doğruyu seçtiriyor. Evet. Mesela Zuhal'in etrafı... Yani Satürn'ün... Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylerle kıymetdar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya Yani ilm astronomi ilminden... Ve istatistikçi fenninden bir kemal alıyorsun. Yani ben onu yapıyorum ve bir mükemmellik kazanıyorum. Yani orada biz aslında insan olduğumuzu zannediyoruz. Allah Allah. Şimdi üstündeki böyle Allah'ın kıymetli kulu olduğuna dair esmaları inkişaf ettiremeyenler başka bir yerlerden mükemmellik arıyorlar. Şimdi böyle bir arkadaşla muhabbet ediyordum da ya dedim bak böyle böyle bizim yaratılışımızın gayesine öğrenmemiz lazım. Kullanma kılavuzu okuyoruz gel sen de oku dedim. Sohbete gel dedim yani. Dedi ki ya ben o tür şeylerle ilgilenmiyorum dedi. Ya ilgilenmiyorum dediğin ne biliyor musun? Sen değilsin ben değilim. Kendisiyle ilgilenmiyorum diyor ya. Kendisiyle kainatı yaratan seninle an ve an ilgileniyor ve sen diyorsun ki ben onunla ilgilenmiyorum diyorsun. Subhanallah. Nasıl bir mesele ya? Sonra dedi ki yok hocam yani yanlış anlama dedi ya benim vaktim yoktu. Vaktim yani bu işleri öğrenmeye vaktim yok benim dedi. Senin zaten vaktin yok. Vakti yaratan Allah. Sen yaratamıyorsun ki senin olsun vakit. Ömrü veren de Allah, vakti yaratan da Allah. Etrafındaki hadiseleri, ceryanları bizzat yaratan da Allah. Ve tamamını yaratan Allah senin orada namaz kılmanı emrediyorsa senin namaz kılmaya vaktin de var, gücün de var, kuvvetin de var. Velev yatalak olsan gözünü kapayarak ima ile bile namaz kılmaya iktidarın vardır senin. Ama gafletin seviyesine bak ya. Asıl yaratılış gayemizi unutmuşuz. O öğretmen gibi bahçede ne yapıyoruz? Otla samanla avunup duruyoruz. <laughs> Beyler bu temel kulluk vazifeleri bilinmezse, öğrenilmezse, kalbin derinliklerinde ihlas olarak yaşanmazsa diğer yapılan hiçbir şey çerçöp olacak, bırak çerçöpü. Bizim egomuzu, kibrimizi arttırıyorsa bir de biz Allah'a aşağı meydan okumuş olacağız. İşte şu küçükler var ya, şu küçük dağlar onları da ben yarattım. Haşa gibi bir mana olacak bu işin sonunda. Allah muhafaza. Evet. Eğer desen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren yani usanç veren öyle lüzumsuz şeyler değil. Belki derdi maişetin zaruri işleridir. Yani ne diyor bu seferde? Ya tamam hocam anlatıyorsun ediyorsun da ey üstadım ben ev geçindiriyorum ev o yüzden namaz kılamıyorum diyor. Şimdi bir tane baba oğluna her gün bin lira veriyor. Güzel değil mi? Güzel rakam. Her gün bin lira veriyor, 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 veriyor. Bir gün diyor ki ya oğlum bana bir soda alsan diyor. Çok susadım diyor. Midem hararet yaptı. Çocuk da diyor ki baba bir TL sodanın parasını ver ben sana gidip soda alayım diyor. Ne der o baba? Vay nankör der ya. Benim verdiklerimden ayırıp bana bir türlü veremiyorsun der mi demez mi? 24 saat vermiş. Vakti yaratan o. İstediğin kadar kendini önemli adam zannet. İstediğin kadar yoğunum de. İstediğin kadar de ki ya ben bunu yapmıyorum ama şuralardan da başka başka hayırlar yapıyorum. De. istediğini de yani namazın fıkıhtaki yerine lütfen hep birlikte bakalım. Namaz nasıl mesele biliyor musun? Bak namaz kılmayan haindir. Bak bak şeriatta böyle geçiyor. Hainin hükmü merduttur, kovulmuştur diyor ya. Namazın o kadar ağır ki karşılığı. Bazı mezhep imamlarının görseniz uykularınız kaçar yani. Namaz kılmayanların hükmüyle ilgili yani. Aklın durur aklın. 24 saat veriyor sana. Ya o saatleri veren oradaki namaz kılınacağını senden iyi bilir mi bilmez mi? Sen hala namaza vaktim yok. Yani o bir saati ben Allah için veremiyorum diyorsun. Allah'ın sana verdiklerinden Allah'a verememek ne demek? Lan demek değil mi? Şimdi ayette diyor ki inne kana zelumen cehula. Ne diyor? Çok zalim, çok cahil. Bizden bahsediyor insan olduğundan. Hakikaten de bunlar örneği. Yani insan o vakitleri yaratana bir saatini veremeyen bir insan nedir? Zalimdir, cahildir. Başka bir şey olmaz. Allah Allah. Evet. Öyleyse ben de sana derim ki eğer 100 kuruş bir gündelikle çalışsan, gündeliğine kadar 100 kuruş. Evet. Sonra biri gelse, dese ki gel 10 dakika kadar şurayı kaz, 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Yani kazdığından adam başı ev alıyorsun. 10 dakika kazıyorsun ev aldın, 10 dakika kazıyorsun araba aldın. Evet. Sen ona yok, gelmem. Çünkü 10 kuruş gündeliğimden kesilecek, nafakam azalacak desen ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. 100 kuruş kazanıyor. Gelse 10 kuruşu kesilecek. Ama kassa ne çıkacak 10 dakika? Elmas, yakut çıkacak. Evler, arabalar satın alacak ve diyor ki yok 10 kuruşum kesilir. 10 kuruş kesilse ne olur? Velev maaşının tamamını vermese ne olur? Tamamı gitti. Allah Allah. Aynı durumda değil miyiz bak? 8 saat asgari ücrete çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Çalışıyoruz değil mi? Hiç gık etmiyoruz değil mi? Sabah bu saatte geleceksin emredersin patron. 8 saat oradayız bak. 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika diye diye şöyle bir saatini Allah için feda edemiyorsun, veremiyorsun. Katsan ne çıkacak halbuki? Zümrütler, mücevherler çıkacak. Ya biz kul olarak mı yaratıldık? Yoksa bu dünya böyle babamızın oğlunun malı gibi böyle harcayalım, tüketelim. O serçeler gibi. Onlardan da aşağı bir şekilde yaşayalım diye mi yaratıldık? <laughs> Hakikaten yani mantık olarak çok ciddi problemler içerisindeyiz ya. Ya sabah patronu çağırıyor adam var ya koşa koşa ya. Öyle olmuyor mu? Yetiş dükkanına alarmı çağırdı. Koşmuyor mu? Ya? Yetiş dükkanda yangın var. Evini de yakar gider o adam ya. Ama sabah namazına kalkamıyoruz. Niye kalkamıyoruz? Bilmiyoruz, bilmiyoruz yani. Ben geçim derdi dünya için yaratıldım zannediyoruz. Bizim yaratılışımızın sebebi başka. Biz sadece dünyada eğlenelim, biraz yiyelim, biraz uyuyalım diye yaratılmış olsaydık insan rütbesinin bize takılmasına gerek olmayacaktı. Evet. Aynen onun gibi sen şu bağında nafakan için çalışıyorsun. Eğer farz namazı terk etsen bütün sain semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz. Yani yaptıklarım dünyevi ve ehemmiyetsiz. Niye ehemmiyetsiz? Ahirette işime yaramayacak. Şu kadar çalıştım, bu kadar iş yaptım. Her biri teneke beton, hiçbiri kabrine girmiyor. Devam. Ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit bereketli nafakayı dünyeviye ile beraber senin nafakayı uhreviyene ve zad ahiretine ehemmiyetli bir menba olan iki madeni manevi bulursun. Namazdan çok faydalar veren iki tane maden gösterecek. Yani vuruyor altın çıkıyor, vuruyor petrol çıkıyor. Şimdi önce başka bir ufak noktayı hatırlatayım. Bir gün size sürekli hediye geliyor. Hediyeyi bir açtın Rolex saat, altın pırlanta. Hediyeyi bir açtın Lamborghini araba gelmiş. Hediyeyi bir açtın uçak gelmiş, yat gelmiş, kat gelmiş. Bir öğreniyorsun yurt dışındaki dayın göndermiş bütün hediyeleri. Allah Allah, dayıya bak. Dayım benim ya değil mi? Şimdi bir gün duysan ki o dayın Türkiye'ye gelecek. Sen der misin ya dayı şu saatte gelecek misin ama benim o gün işim var, seni karşılamayacağım. Demezsin. Sen o dayının o verdiklerini teşekkür edebilmek için, huzuruna çıkabilmek için, dayınla buluşabilmek için ne yaparsın? Dünyaları delersin ya dayı dur. Havalarından ben alayım. Dur dur dayı ben senin olduğun ülkeye geleyim. Bavullarını da ben taşıyayım ya. O kadar çok nimet gelmiş ki onun teşekkürünü sunmaktan aciz kalır insan. Şimdi bak aynı durumdayız ha. Gözümüzü bir açtık. Dünya diye bir memlekete geldik. Sürekli birisi bize nimet gönderiyor. Elmalar, armutlar, sağlıklar, hücreler. Yenileniyor değil mi sürekli hediye? Anneler, babalar, çocuklar, kaşlar, gözler. Nimet ya. Sürekli geliyor geliyor. Bir duymuşuz ki çok keremkar bir zat. Çok ikramı seven bir zat. Bunca nimeti bize göndermiş. Şimdi biz ona teşekkür edebilmek için her fırsatı kollar mıyız, kollamaz mıyız? Yahu ben onun bir huzuruna çıksaydım. Ya hastanede değil mi? Kan veriyor birisi, ne yapıyor hemen? Hastaneden ilk çıktığında ne yapıyor? Onun huzuruna gideyim ki ona bir teşekkür edeyim diyor. Şimdi bu kadar nimetleri veren, Allah Allah, aklınıza gelen ne kadar güzellik varsa bilin ki kaynağı Allah'tır. O güzellikleri sağlayanların hiçbirisi asıl kaynak değildir. Nasıl kuru dalların eliyle koskocaman portakalları veriyor? Aynen öyle. Etrafta gördüğünüz her şey kurudal hükmünde. Annemizin şefkati bile. O şefkat bile asıl Allah'ın şefkatinden. Böyle bir zata teşekkür teşekkür olmuyor, karşılamıyor. Benim onun huzuruna çıkıp teşekkür etmem lazım dersen... işte orada namazdan başka çözümün yok dostum. Böyle bir şey namaz. Huzura çıkma. Ama başta anlattık ya, bir namaza duruyoruz, boşlukta duvara bakıyoruz. Öyle olmuyor mu? Unuttuğunuz şeyleri namazda hatırlıyor musunuz, hatırlamıyor musunuz? Vallahi üzücü bir durum yani. Şu iç alemimiz var ya, çok güzel bir hale getirmemiz lazım. Kuluz biz, kul, cool, kul. Cool. Ben olmazsam dünya yürümez gibi zannediyoruz. Ben varım ki şu hayırlar ve iyilikler var zannediyoruz. Halbuki padişah köprü yaptırırken altınlarını sana taşıtmış. Öyle mi? Öyle. Senin burada ne iktidarın var? Köprünün güzelliği padişahtan mı senden mi? Senden. İyi de altınları ben taşıdım. Aldın mı maaşını almadın mı? Aldın. Yaratılmışsın. Maaşın peşin verilmiş. Ve biliyor musun benim bu anlattığım huzura çıkma namaz vesaire. Allah'ın hiçbirisine ihtiyacı yok ya. Ayette de dedik ya. Zalûmen cehûlâ. Hala zalimlik ediyoruz, cahillik ediyoruz ve Allah bizden vazgeçmiyor ya. Bu kadar zorlasa insanın anası vazgeçer anası. Ama Allah vazgeçmiyor hala. Gel diyor gel. Ben bir arkadaşa beş kez randevu verip gitmesem var ya o adam bir daha telefonumu açmaz benim. O kadar gitmiyoruz, o kadar nankörlük ediyoruz, zalimlik, cahillik ediyoruz. Hala diyor ki gel. Son an, son nefesine kadar yeter ki gel. Ama perdeyi gayb açıldıktan sonraki gelmeleri kabul etmem. Evet, iki tane madenden bahsediyordu Üstad Hazretleri. Buyurun, kazalım iki madeni namaz kılanların elde ettiği diğer neticeler. Neymiş bu iki maden? Namaz kılanların elde ettiği diğer neticeler, diğer hayırlar, diğer güzellikler. Yani namaz sadece namazdan mı ibaret? Yok, başka neleri var? Buyur. Birinci maden. Bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından güzel bir niyetle bir hisse alıyorsun. Şimdi namazların arasında ne yapsan, ne? de. Şimdi burada yetiştirdiğim, bağda yetiştirdiğim meyve, semere veren bir şey. Ya çocuksa çocuktan sen de sevap alıyorsun. Namaz arasında onunla ilgileniyorsun ya. Ya da bir iş geliştirdin, üç kişiyi de istihdam ettin. Allah nasip etti. O üç kişinin rızkına, seni vesile ettiği için onların rızkı adedince sen de ecir alacaksın. Ama ne varsa, namaz varsa bak inceliği görüyor musun? ya Namaz namazla kalmıyor. Diğer bütün ibadetlerin altına çeviriyor. Bak altın vermiyor namaz altına çeviriyor ya. Şimdi size iki özellik sunsam. Birisi bu oda kadar altın vereyim. Diğeri de şu çubukla nereye dokunsan altın olacak. Hangisini istersin? Çubuğu ister insan ya. Ya odayı altın doldurursan zaten fıtık da var. Bunu kim taşıyacaklar insan değil mi? Ama şuna neye dokunsan altına dönüşüyor. Allah Allah. Bak namaz altın vermiyor. Altın yapıyor altın. Ya hususiyete bakar mısın? Bir de ikinci madeni kazalım. Ne çıkacak? Evet. İkinci maden. Hem bu bağdan çıkan mahsulattan kim yese Hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun sana bir sadaka hükmüne geçer. Bak bak. Birisi sana namazların arasında canını yakacak bir şey bile yapsa Allah sana orada bile sadaka verecek. Niye veriyor? Çünkü sen namaz kılanlardansın. Şu namazın faziletine bak ya. Düşünün namazı kıldık. Şu arada da misafir geldi. Bir de çay ikram ettik. Her şey altın. Her şey. Böyle bir husyet var. Bak namaz altın vermiyor, altına çeviriyor ne yapsan. Evet. Fakat o şartla ki sen Rezzak-ı Hakiki namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını <laughs> onun mahlukatına veren bir tevziyat memuru... Yani dağıtım memuru nazarıyla. Kendine baksan, işte bak namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder. Ne kadar ehemmiyetli bir serbeti kaybeder ve saye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve manevi temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Serdar abi hiç iflas ettin mi? Etmedin, Allah ettirmesin. Musa hiç iflas ettin mi? Yine etişi yaparken mi? İflas ettikten sonra gelir giderden sonraki rakam neydi? Sıfır değildi değil mi? Borçlar kalıyor değil mi? Eksiler oluyor yani. İflas eden adam sıfır mı? Ne oluyor biliyor musun iflas eden? Kayıplarla, kayıplarla. İflas eden adamın serveti sıfır kalmaz. Ne olur? Eksilere düşer. Yani namazı kılmayan bir adam, ya namazı kılsak iyidir, kılmasak aman çok önemli değildir. Öyle bir şey yok. Şimdi biz sadece yanlış yapmayı günah zannediyoruz. İslam'da bazen öyle doğrular var ki onları yapmamak yanlıştan daha büyük günahtır. Ne gibi? Namazı kılmamak gibi. Şimdi imandan sonraki en kıymetli hakikat namazsa Allah aşkına bu namazı kılmamanın verdiği günahı ne verebilir? Olayı görüyor musun olayı? Acayip bir mesele. Demek İslam'da bazen bir şey yapmamak yapmaktan daha günah. Ne gibi? Namaz gibi. Evet buyur. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütur gelir. Ne me lazım der. Ben zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti niçin çekeceğim? Zaten biriktirdiğimi biriktirmişim. Bu saatten sonra dişim de yok yiyeyim. Evet. Diyecek kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki adam der. Daha ziyade ibadetle beraber sahi helale çalışacağım. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim. Şimdi diyor ki yani namaz kılan adam namaz kılmayan adamdan daha çalışkan olur diyor. Niye? Sebebi ne? İki namaz arası da ibadet olduğu için. Şimdi siz fabrikada vesaire bir yerde çalışsanız mesai yakalıyor musunuz? Mesela patron diyor 3 saatlik mesai var. Adam diyor ki ya patron 3 saat daha kalayım. Niye öyle diyor? Ne kadar kalsan o kadar daha fazla faydası var. Şimdi namaz kılan bir adam var ya arada ne yapsa? Kime faydalı olsa her bir de ibadet ya. Bu ticareti öğrenmiş mi? Öğrenmiş. Diyor ki daha fazla yapayım, daha fazla ibadet alayım. Şimdi böyle içine iman girmiş bir ihtiyara bakın. Yerinde duramıyor ya, kıpır kıpır ya. Bir zaman bir arkadaşın dükkan açmış, yanına gittik gencecik. Yanımdaki arkadaş dedi ki, ya bu adamın gözünün feri sönmüş dedi ya, niye? İbadet yok, şuur yok, içtiği bir çay, yediği bir döner, öyle geçer diyor hayat. Yani namaz kılmak, yaşlanmamanın da, kıpır kıpır olmanın da, sürekli say ve gayret etmenin de tek yolu biliyor musunuz? Çünkü arada ne kadar yapsan o kadar daha fazla ibadet. Çünkü namaz altın vermiyor, altın yapıyor altın. Arada ne varsa onu altın yapıyor namaz. Nasıl dersler değil mi şunlar ya? Allah Allah. Bak bizim problemimiz işte bunları bilmemek. Yani şu dersleri alıp da ama canım ben de namaz kılmıyorum diyen birini duymadım biliyor musun? Demek ki bardak dolunca taşıyor namazla taşıyor. Evet. El hasıl ey nefis bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Dünün kıyameti koptu. Hesabını vereceğiz dünün. Peki yedi düvel tanıdıklarımızı çağırsak dünü bize geri getiremez mi? Madem dünü geri getiremez, çok kabirler keşke sesleriyle inleyecek. Ayette öyle diyor değil mi? Ya leyteni kuntu turabe. Ne demek? Keşke toprak olsaydım. Allah Allah. Niye keşke diyorlar ki? Kıyameti kopmuş, namazla nurlanmamış. Her günün hesabı verilecek, hesabı. O cehenneme gidenlere soruldu. Ne diyor cevap ayette? Niye cehennemdesiniz? Biz Namaz kılanlardan değildik diyor. Böyle bir ayet var farkında mıyız? Böyle bir ayet var ya. Yani. Tabii biz iş yeri dosyalarını biliriz ama ayeti bilmeyiz. O yüzden de Allah Allah. Ama İslam'da cehalete cevaz yok. Yani bilmemen suçun cezasını çekmene engel değil. Şimdi ben tutup birisine zarar versem. Sonra da mahkemeye çıksam. Hakime desem ki ben böyle bir suçun suç olduğunu, cezasını karşılığı olduğunu bilmiyordum. Hakim ne der? Hukukta bilmemeye cevaz yok. İslam'da da cehalete cevaz yok. Mecbur bileceğiz, mecbur. Yani şuraya gelip şu dersleri dinlemek lütuf değil. Bizim fıtratımızın borcu, fıtratımızın. Buyurun. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyle ise hakiki ömrünü bulunduğun gün bil, daha kal günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandukçayı uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at. Günün bir saatini ne olarak atlıyor? İhtiyat akçesi. Ne demek o ihtiyat akçesi? Sigorta demek değil mi? Şimdi adam maaşına sigorta kesiliyor mu? Kesiliyor değil mi? Burada hiç sigortalı yokmuş gibi bakıyorsunuz. Yok mu sigortalı? <laughs> Tam bağkurlu mu çok? Tamam patron size bir şey demedik. Sigortalılar var değil mi? Maaşlarından kesiliyor. Hiç ses eden yok. Niye? Ya diyor ben yarın hastalanırım. Aman başıma iş gelir diyor. O sigorta bana lazım olur diyor yaşlanınca ihtiyarlayınca. Ve bunu diyenlerin birçoğu da o sigortalardan faydalanmadan göçüp gidiyor. Allah Allah. Şimdi namaz neymiş namaz biliyor musun? O bir saati ne diyor? Seccadeye at diyor at. Ne olarak atacaksın? Sigorta primi olarak. Peki başına musibet gelecek mi? Kesin gelecek. Ne o musibet? Ölüm ölüm kesin gelecek. Kesinlikle gelecek. Ya şimdi ben böyle hala hareket tavırlara dikkat ettiğimde namazına böyle önem veren takvalı insanlara baktığımda ölümle ilgili bir bahis açıldığında adam korkmuyor ölümden ya. Niye korkmuyor ölümden? Prim yatırmış prim. Prim yatırmış. Neyi var o adamın? Sigortası var sigortası. Baktığında namaz kılan en ihtiyar, en genç kimi görürsen hakkıyla ayetteki gibi ikame eden, içini doldurarak namaz kılan. Kimi görsen adam ölümden korkmuyor diyor ki. Yahu diyor istediği kadar gelsin ben diyor primlerimi yatırmışım yatırmışım diyor. Allah'a fıtratımın borcunu ödemişim diyor. Şimdi şunu soralım haydi bakalım. Yani bu meclise sormaya gerek yok hamdolsun. Bütün arkadaşlarım beş vakitli Allah sizden razı olsun. Ama şöyle bir dinleyene soralım. Evin sigortası var mı? Var. Arabanın sigortası var mı? Var. Şunun sigortası var mı? Var. Bunun sigortası var mı? Var. Bu varlar içerisinde kendimin sigortasını yaptırmayı unutmuşum. Görüyor musun? Namaz kılmayan adamın hali işte budur. Sigortasız, başına ne gelse endişe eden bir halden başka bir şey değil. Yani namazdaki olayları görüyor musun? Ne yapsan sevap yapıyor, dokunduğunu altın yapıyor. Bir de ne yapıyor seni? Sigortalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, devam edelim mi? Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Şurayı ben okuyayım mı? Şu paragrafı. Ya bu paragraf var ya acayip bir şey ya. Namazın başka bir faydasını gösteriyor ama ya yok böyle bir şey ya. Hani bu sürekli insan diyor ya ruhum daraldı, içim sıkıldı, ne görsem üzülüyorum böyle <laughs> başıma her gelenden bunalıyorum diyor ya. Ya onun da dermanı namazda inanır mısın? Bak şu paragrafa bak. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Bak şimdi cümlelere bak. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Benim o özel alemim ne biliyor musun? Ben aleme kendi ruhumdan bakarım. Şimdi benim ruhum böyle iyice karanlık kararmışsa şurada iki tane gülen adam görsem ne olurum? İriti olurum ya. Bunlar bana mı gülüyor ya? Benle mi dalga geçiyor derim. Şurada şöyle mutlu iki tane insan görsem derim ki ya Şimdi mutlu ama bunlar yarın bir gün belasını bulur. Şimdi niye? Alem karanlık ya. Şimdi ben dünyayı hangi renkten bakıyorum? Kendi ruhumun, aleminin rengi neyse ondan. İnsan alemi kendi ruh aynasından müşahede eder. Benim o ruh aynamı iyice kırmızıya boyasam, güzellik manasında. Bu sefer olumsuz bir olay bile görsem derim ki ya ben buna sabretsem ahirette sarayları var, konutları var, sevdiklerimle yan yana olması var. Başıma daha ağır bir şey gelse böyle çok ağır bir şey geldi. Neden insan? Ya ve eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsel felemsel. Belanın en şiddetlisi önce enbiyaya sonra evliyaya sonra mertebesine göre gelir. Demek Allah beni onlara komşu etmek istiyor. Allah Allah. Şimdi hangi aynadan baktım yine? Ruhumdaki aynadan baktım. İşte bu ruh aynasını siyaha, kırmızıya veyahut başka renklere boyuyan amel neymiş biliyor musunuz? Namazmış namaz. Böyle bazen insanın namazını kaçırdığı, ettiği anlar vardır. Öyle gününüz varsa eğer, öyle bir gününüzü hatırlayın. Nasıl geçiyor? Berbat geçiyor gün boyu. ya. İçinde böyle kırık dökük bir cam parçası. Güzelim görüntüye bakıyorsun ama kırık aynadan baktığın için, yani bu ruhun senin. Ruh aynandan kırık dökük baktığın için her yeri kırık dökük zannediyorsun. Öyle değil ama ya. Halbuki orada güller açmış, orada bülbüller ötmüş ya. Oralar çok güzel yani. Senin alemin gibi değil. İşte o alemin rengini boyayan nedir? Namazdır namaz. İnsanın bütün alemi güzel görmesinin, yani kırmızı renkte görmesinin iki yolu var. Bir. Ya eline boya alıp bütün alemi boyayacaksın. Mümkün mü? Mümkün değil. İki, kendi ruh aynanı boyadın mı bütün alemi kırmızı yani güzel göreceksin. Onun yolu da neymiş? Namaz namaz. Bak şimdi bak. Nasıl ki aynende görünen muhteşem bir saray aynanın rengine bakar. Anlattım değil mi az önce? Şuradan saraya bakacağım. Bu benim ruhum, ruh aynam. Zaten gören ruhtur, göz değil. Göz ne? Ruhun penceresi. Şimdi şuradaki güzel saraya bakacağım ruhumdan. Siyah ise saray ne görünür? Siyah görünür. Kırmızı ise aynam saray ne gözükür? Kırmızı yani güzel gözükür. Hem onun keyfiyetine bakar, o ayna şişesi düzgün ise sarayı güzel gösterir. Düzgün değil ise kırık dökük yamuk yumuksa sarayı çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misüllü. Sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Allah Allah. Hani etraftaki karamsar tablolar neden karamsarmış biliyor musunuz? Ben karamsarmışım ben. Aynanın ruhum rengi kötü rengi. Namazla boyanmamış. Namaz deyince sadece lütfen eğilme kalkma gibi düşünmeyelim. İçini de doldurmayı kastediyorum. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirirsin. Bak 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 bak. Ya böyle bir şey olur mu ya? Namaz bütün alemi güzel görmeme en büyük vesileymiş. İnsanın aklını yitirmiş olması lazım böyle bir ameli yapmamak için. Evet. Eğer namazı kılsan, o namazınla o alemin sani zül celaline müteveccih olsan birden sana bakan alemin tenevvür eder. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır ve o her cümerci dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekat, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabeti kudret olduğunu gösterir. Alem karanlık. Elektriği verende bir zat var. Kapısını çalsan ne olacak? Alem aydınlanacak. Allahu nuru semavati vel art. Niye? Yerin göğün nuru odur çünkü onun elindedir. Demek ki namazla o kapı çalındığı anda dur kulum şu zulümatlı karanlık aleminin elektrik düğmesine dokunayım. Alem aydınlansın. <laughs> Allah Allah. Evet. Allahu nuru semavati ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayeti pür envarından bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü alemini o nurun inikasıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. Ruhu daralanların ilacı bak ilacı. Evet. Sakın deme benim namazım nerede şu hakikati namaz nerede? Zira bir hurma çekirdeği bir hurma ağacı gibi kendi ağacını tavsif eder. Fark yalnız icmal ve tavsil ile olduğu gibi senin ve benim gibi bir aminin velev hissetmezse namazı büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var, şu hakikatten bir sırrı vardır. Velev şuurun taalluk etmezse. Fakat derecata göre inkişaf ve tenevvürü ayrı ayrıdır. Nasıl bir hurma çekirdeğinden ta mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratip bulunur? Hurmanın dev gibi ağaçları küçük tohumdan başlıyor. Senin namazın da öyle. Namaz ne hükmündeymiş? Tohum hükmünde. Ya şu evliyaların namazı nerede? Benim namaz nerede? Ama hurma çekirdeği tohumu koyar koymaz bir anda ağaca dönüşmüyor. Ne var orada? Mertebe var sulandıkça, güneşlendikçe o mertebe ne olacak artacak. İşte sulama ve güneşleme faaliyetini bu derslerle yapıyoruz. Bu dersler oldukça, sen iradeni kullandıkça, ibadet için mücadele ettikçe senin çekirdek hükmündeki koca büyüyecek, ağaç olacak, meyve vermeye başladığında da sen aman ya Rabbi namazın lezzetini duyuyorum diyeceksin. Niye? Dallardan hurmaları koparmaya başladın. Demek bu da bir mücadeleymiş. Şimdi bazen bir yerlere gittiğimizde diyorlar da, ya hocam diyor işte bir cümle söyle ki bütün işlerimi çözeyim. Ya vallahi öyle bir cümle biliyorsan sen bize söyle. Başımızda bir ton iş var. Var mı öyle bir cümle bilen ya? Ya huzur bile ciddi bir altyapıya muhtaç. Yani böyle kazanla devrilenler kaşıkla toplanır. Bir cümleyle en azından ben bilmiyorum. Bütün işlerin çözüldüğüne dair bir şey bilmiyorum. Onun altını doldurmak icap ediyor. Huzur gibi bir kelime bile ciddi bir altyapıya muhtaç. Namazın lezzeti nerede derse biri o da bir miktar uğraşa ve altyapıya muhtaç tohum hükmündeki hurmamızı sulayacağız, güneşleyeceğiz, ağaca çevireceğiz. Aha meyve vermeye başladığında daldan koparıyor. Zaten bir insan o namazındaki o lezzeti alsa, hurma dalındaki hurmaları koparsa inanın bana cennet cehennem olmasa o namazı yine kılar. Dünyadaki lezzeti için yine kılar. Öyle mi mesele? Buyurun. Öyle de namazın derecatında daha fazla meratip bulunabilir. Fakat bütün o meratipte o hakikati nuraniyenin esası bulunur. Allahümme salli ve sellim ala men kale, es salatu imadud din ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım namaz dinin direğidir. <laughs> Buyuran zata ve bütün al ve eshabına salat ve selamet. Şimdi bazıları diyor ya, insanın ayak bastığı yere başka bir insan baş eğer mi? Yakışır mı böyle bir şey diyor. Niye böyle diyor? Namazın manasını, hakikatini bilmediğinden insan böyle diyor. Diyor ki insana birinin önünde eğilmek yakışır mı diyor yani. Bunu diyenlere baktığınızda bin tane insanın önünde eğiliyordur en az. Ama şu imzayı verseniz sayın müdürüm diye bin tane eğilmiştir. Niye böyle diyor biliyor musun? Namazın hakikatini bilmediğinden. Şimdi önümüzde bir çocuk olsa bu çocuk da annesinden bir şey istediği için ağlasa sürekli. Yakıştırır mısınız? Yakıştırırsınız değil mi? Niye? Çocuğa ne yakışır? Çocuğa bir şey istediğinde ağlamak yakışır. Peki bu çocuk böyle bir gün elinde tesbih şurada kapıdan girse kalkın bakayım buradan hadi baba itler dese. Ne yaparsınız gülersiniz ya niye? Çünkü çocuğa öyle kabadayı tavırlar yakışmaz. Şimdi Üstad diyor ki insan nazik ve nazenin bir çocuk hükmünde diyor. Biz bu kainatta ne hükmündeymişiz? Sürekli ihtiyacı olan bir insan hükmündeyiz. Peki bu insana ne yakışır? Sürekli acizliğini bilip bütün kainatı verenin kapısında ya Rab ne olur ver ne olur ver diye aynı çocuk gibi ağlamak yakışır. İnanın bana insanın şerefi de, insanın onuru da, hasiyeti de o kulluğun içinde sultanlıkta saklı. Şimdi sizin evinizdeki küçük çocuğun normalde size bir şeyler yaptırmaya, evin sıcaklığını, soğukluğunu istediği gibi yaptırmaya, istediği mamaları aldırtmaya, selahiyeti, yetkisi, gücü yeter mi size? Hadi bana bunları yapacaksın deyip gücü yeter mi size? Yetmez. Ama o çocuğun acizliği içinde bir sultanlık var. Nereden geliyor bu sultanlık? İşte o kadar aciz ki o acizlikle anne ve babanın bam tenine vuruyor ve anne ve ba, baba onun hamisi oluyor. Bütün evi, bütün evi o çocuk için idare ediyor. Biz gittik bir gün bir yere. Ya dedim sıcak oldu dedim biraz şu klimayı açsanız böyle yaptı. Ne yaptı? Çocuk için. Bir yaşındaki çocuk için. Evin sıcaklığı da onun için, onun için. Bir bilsek acizliğimizi Allah'ın önünde eğilmekten başka bir yol olmadığını anlayacağız. Ne olabilir ki başka? Güneşi mi sen doğuracaksın? Koskocaman inekten o sütü sen mi çıkarttıracaksın? Böyle mucizevi işleri. Affedersiniz bir tavuğun pisliğinin çıktığı yerden o muazzam yumurtayı sen mi çıkarttırabileceksin? Allah Allah. Yükünü bile eşeğe yükleyip gidiyorsun. Acaba o sendeki aklın biraz eşekte olsa kim kime binerdik? Ya. Sübhaneke la ilme lana illa inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin. El <laughs> Fatiha siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.